gece kundularla dolu bir mekandı. Öncelikle bu insanları bu olumsuz, dezavantajlı şartlardan aldık. Onların paralarını verdik, güzel bir yere taşıdık. Tarihi gün yüzüne çıkardık. Daha sonra da burayı Şanlıurfalı hemşerilerimizin hizmetine gül bahçesi, asma bahçesi olarak verdik Allah'ın izniyle. Şanlıurfa Belediyesi'nin yeri nasıl? Soruyorum. Beğeniyor musunuz orayı? Evet, evet. O bina yıkarken ne diyorlardı biliyor musunuz? Ya başkan burayı otel falan yap diyorlardı. Otel olur mu dedim ya. Burayı ne yapacağız biliyor musunuz dedim. Burayı yaşlılarımızın dinlenmesine hediye ediyoruz dedi. Çocuklarımızın cıvıltısına hediye ediyorum dedim. Bir genç bana diyor ki başkanım diyor. Ya burayı yıkarken keşke otele verilse diyordum. Şimdi otel yapacak olursanız o kepçenin önünde ben dururum diyor. Bu Urfa'nın artık bir değeri, bir incisi. Bu kimin? Urfalılar. Burayı belediye işletecek, size hizmet edecek. Şanlıurfa'yı geze geze geliyoruz. Işıkları görüyorsunuz. Nasıl? Her taraf pırıl pırıl değil mi? Daha da zenginleştireceğiz. Daha da güzelleştireceğiz. Efendim yıkıyor falan diyorlardı ya. Şimdi bakıyorsunuz yıkmak çok zor. Yapmak kolay aslında. Biz hepsini yapıyoruz. Şu zor, şu işe girme dedikleri her işe kollarımızı sıvadık, girdik, başardık, çıktık. Siz bana zor iş söyleyin, zor. Şu zor söyleyin. Ben o işin içine gireyim. Kızılay çay bahçemiz. Efendim buralar zaten geçmişte çay bahçesiydi. Ama biz tekrar fabrika ayarlarına dönüyoruz. İşin aslına dönüyoruz. Halkıma o alanlara hizmet ettiriyorum. Açık su çok zor, girme. Ne yaptık? Girdik. Kalenin arkasına girme dediler. Girdik. 320 tane konut yıktık. Ne dediler? Oto alım satımlara girme. Kimse çıkaramadı. Biz hem hamdolsun yeni oto alım satımcılar yerinden memnun. Peki 476 adet turizm yolundaki konutları kamulaştırırken ne dediler? Başkanım buraya girme. Ne oldu? Şimdi turizm yolu açıldı. Başkanım bu kadar kamulaştırıyorsun, bu kadar yapıyorsun. Hazine mi buldun diyorlar. Ben de şunu söylüyorum. Evet ben hazine buldum. Nedir benim hazinem? İşte bu hanımların duası. Bu yaşlıların duası. Bu çocukların duası. Onların duasıyla biz yolumuza devam ediyoruz. Bizim gemimizin dümeni bunların duası, bu bacılarımın duasıdır. Allah'ın izniyle bu milletin duasını alıp gönüllere girmeye devam edeceğiz. Bizim işimiz bu. Bizim işimiz laf üretmek değil. Bizim işimiz hizmet üretmek, iş üretmek, mazeret üretmek değil. Hizmet üretmek. Biz yürüyeceğiz, Urfa yürüyecek. Biz yürüyeceğiz, sizler arkamızdan yürüyeceksiniz. Biz ayağa kalkacağız, Urfa şahlanacak Allah'ın izniyle. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımızın ekibini kutluyorum. Eser üretmek kolay değil. Eser üretmek çok zordur. Ama zoru başarmak da ayrı bir güzeldir. Onun da hikayesi güzeldir. Kolay iş olunca onun tadı fazla tadı olmaz. Ama zor başardığı zaman insan ondan haz alır. İnsanların duasını almak işin en güzel tarafı. Kızılkoyun bölgesindeki halkımızın ve yine tüm hemşehrilerimizin istifade edebileceği böyle güzel bir alanı bizlere sunan, halkımıza sunan Büyükşehir Belediye Başkanımıza da buradan teşekkür ediyorum. Bu Kızılkoyun Parkı'yla da bunun yine bir imzası Büyükşehir Belediye'miz tarafından atılmıştır. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, inanç turizminin kalbinde. Burası bir çay bahçesi değil. Burası tarih kokan bir şehir. Bu şehri, bu güzelliği bize yaşattığınız için sizlere İBİYE Belediye Başkanım adına, Sayın Mehmet Kuş adına, şahsım adına, Şanlıurfa adına teşekkür ediyorum. Herkes hazır, makaslarımız da hazır. Ya Allah, bismillah, hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz.
Bence çok güzel olmuş, çok faydalı olmuş. Şanlıurfa'ya yakışır bir yer zaten burası. Işıl ışıl, hani geçtiğimiz zaman bile içine girmesek dahi. Karşıdan geçtiğimiz zaman bile belli oluyor bu kadar güzel oldu. Hani tarih kokuyor resmen. Bence çok güzel olmuş. Yani gayet otantik duruyor şu an. Tarihle medeniyet iç içe açılışla birlikte. Çok beğendik. Özellikle mağaraların ışıklandırmasını çok beğendim. Önündeki alanın da bahçe olması çok güzel olmuş. Emeği geçenlere teşekkür edelim.